Merhaba dostlar, 9. ünitemizin 7. köşe taşındayız. Hemen burayı da bir çözelim. Şurası hafiften bir ıslanmış. Biraz buruşmuş. Bir bakalım ne diyor ilk sorumuz. Şimdi burada arkadaşlarım gördüğünüz gibi iki tane fonksiyon var. Ve bize de iki fonksiyon arasında kalan alan soruluyor dostlarım. Bakın burada ne yapacağım dostlar. İntegrali şöyle kuracaksınız. İntegral. Şimdi üstteki eğri hangisi ise ilk başta onu yazacağım. Üstteki eğri, bakın şu parabol eğrimiz daha üstte. Şurası daha üstte. Yani 9 eksi x kareyi yazıyorum. Eksi diyorum alttaki eğri. O da neymiş? 9 eksi 3x'miş diye yazdım bunu arkadaşlar. Tabii bir de şimdi sınırlarımızı söylememiz lazım. Sınırlarımızdan birisi 0 da diğeri kaç acaba? Yani sıfırdan kaça kadar geliyoruz? Bunun için de ortak çözüm yapacağım. Yani kesim noktalarını bulacağım. Hemen şuraya y'lerini eşitleyelim. 9 eksi x kare birincisininki, 9 eksi 3x ikincisinin y'si. 9'lar gitti. 0 eşittir x kare eksi 3x çıktı. 0 eşittir x parantezinde x eksi 3. Yani bir 0 bir de 3 geldi bakın. Demek ki şurası da 3'müş. İkinci sınırımız da 3'müş arkadaşlar. Şimdi bize de işte bu integralin değeri kaçtır diye bir soru soruyor dostlar. Hemen bulmaya çalışalım. Önce şu integrali bir daha yazayım ben. 0'dan 3'e şu eksi 9 geliyor ve 9'lar gidiyor. Eksi x kare artı 3x geliyor kardeşim. Artı 3x'e dikkat edin. Eksiyi içeriye dağıttım. Şimdi yapalım integralimizi. Eksi x küp bölü 3 artı 3 çarpı x kare bölü 2. Sınırlarda 0'dan 3'e kadar dedik. Düzenliyorum dostlarım artık. Şimdi 3 yazalım bir ilk önce. Eksi 27 bölü 3 artı 3 yazarsam 9, 27 bölü 2. Eksi diyorum 0 yazıyorum. 0 yazınca da zaten 0 çıktı. Şimdi şurası eksi 9 yaptı arkadaşlarım. Yani eksi 9 artı 27 bölü 2 geldi sorumuzun cevabı. Bu da 2 kere 9 eksi 18 yaptı. 27 daha 9 bölü 2 çıktı. Gobeller sorunun cevabı. Geldik 2 numaralı sorumuza. Diyor ki y eşittir x kare ile 3x doğruları arasında kalan sınırlı bölge. Hemen bunun basit bir şeklini çizmeye çalışayım ben dostlar şöyle kenarda. Şu bizim x kare parabolümüz. Hemen bir de şöyle tam orijinden geçen y eşittir 3x'i de çizdim. İşte şuradaki alanı soruyor bize dedik. İlk önce kesim noktalarını bulalım. X kareyi 3x'e eşitledim. Yani y'leri birbirine eşitledim. Ortak çözüm yapıyorum. X kare eksi 3x eşittir 0 oldu. X parantezinde x eksi 3 eşittir 0. Demek ki köklerden biri 0, biri de 3. Yani şuradaki 3 ile 0 noktalarında kesişiyormuş bunlar. Şimdi integrali kuralım. 0'dan 3'e kadar. Üstteki hangisi? Üste doğrumuz var arkadaşlarım. Altta da parabolümüz var. Demek ki önce doğruyu yazacağım. Eksi diyeceğim, parabolü yazacağım. Şimdi bu integralin sonucu da istenilen alanı verecek bize Gobeller. Hemen bulalım şimdi. Önce bir integrali alalım. 3 çarpı x kare bölü 2 eksi x küp bölü 2 sınırlarında 0'dan 3'e kadar. Şimdi önce 3 yazıyorum. 9, 27 bölü 2 olur. Eksi 3 yazarsam 3 yazdık. Şurası x küp, pardon. Yanlış yazmışım az daha buraya. Bakın yine 27 bölü 2 çıkıyor diye korktum ben de. 3 yazalım. 27 bölü 3 geldi burası da. Eksi 0 yazınca 0 geliyor zaten. Ona bakmadım bile. Şurası 9 yaptı dostlarım. Şu kısım. 2 kere 9, 18. 27'den de 18 çıktı. 9 kaldı. 9 bölü 2'dir aradığım cevap dedi. Geldim 3 numaralı soruya. Şimdi burada da 2 tane parabol var yine arkadaşlarım. Ben bu parabollerin şekillerini şurada bir göstermeye çalışayım size.
Birinci parabolümüz x kare eksi 4x. Bakın bu parabol şöyle. Kolları biliyorsunuz yukarıya doğru olacak. X karenin önündeki pozitif olduğu için. Kökleri de 0 ile 4. 0 ile 4'ten geçecek. 4 de şurası olsun. Parabolümüz şöyle bir şeydir arkadaşlarım. Bu şekilde bir şey oldu bizim parabol. Sonra diğerini çizelim. 2x eksi x kare. Bunun kolları aşağıya doğru olacak. Kökler de 0 ile 2'den geçiyor. O da şöyle bir şey olacak arkadaşlarım. Şöyle bir parabol. Bu da 2'den geçiyor. Bize de diyor ki şu arada kalan alanı bulun diye bir şey söylemiş arkadaşlarım. Hemen şuradaki kesiştikleri noktanın apsisini bulalım. Ortak çözüm yapalım bu kerataları. X kare eksi 4x eşittir 2x eksi x kare diyelim. 2x kare eksi 6x eşittir 0. X kare eksi 3x eşittir 0. Demek ki bir 0 bir de 3 geliyormuş kesiştikleri nokta. Zaten 0'ı gördük. Şurası da 3 noktasıymış. Demek ki benim integralimin sınırları 0'dan 3'e kadar olacak. Bu bir yer. Üste hangisi var arkadaşlarım? Şu kolları aşağıya doğru olan yani gx'imiz var. O yüzden önce gx'i yazalım. Sonra bu gx'ten de şunu çıkartacağız. Eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi x kare artı 4x diyorum dostlarım. Şimdi hemen bir düzenleyelim bunu bir daha. 0'dan 3'e kadar eksi 2x kare artı 6x geldi. Hemen alalım integralimizi. Eksi 2 çarpı x küp bölü 3 artı 6 çarpı x kare bölü 2'den 3x kare geldi. Sınırlarımız da 0'dan 3'e. Şimdi önce 3'ü yazalım. 27 bölü 3 olur. 27 bölü 3 de 9'dur. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 18 artı 3 yazarsak 9, 27. Eksi diyorum. Bir de 0 yazacağım. O zaten 0 çıktığı için 0'a yazmadım bir daha. Ne geldi buradan da sonucumuz dostlar? 27 eksi 18'de 9 geldi. Gobeller sorunun cevabı. Evet, 4 numaradayız dostlarım. Bakalım ne diyor? Yine eğrimizi bize direkt vermiş zaten. Biz ilk önce isterseniz bir sınırlarımızı bulalım. Yani kesiştikleri noktayı. X kare eşittir kök x diyorum. Her iki tarafın karesini aldım. X üzeri 4 eşittir x. X üzeri 4 eksi x eşittir 0. X parantezinde x küp eksi 1 eşittir 0. Buradan 1, buradan da 0 çıkar. Demek ki bir de 1'de kesişiyorlarmış, bir de 0'da kesişiyorlarmış. Sınırlarımız 0'dan 1'e. Üste hangisi var? Kök x var. Altta da x kare var. Kök x eksi x kare yazdım arkadaşlarım. Bir daha düzgünleyeyim ben bunu. 0'dan 1'e x üzeri 1 bölü 2 eksi x kare demektir. Hadi bir de integralini alalım bunların dostlarım. X üzeri 1 bölü 2. Kuvveti 1 arttırdım. X üzeri 1 bölü 2 bölü 3. Değil mi? Öyle oldu değil mi? 1'i 1 arttırırsam 2, 3 bölü 2 lan. Ne diyorsun sen? Hay beni matematik öğretmeni yapalım. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 olacak. Şöyle yapalım. 3 bölü 2 de diyeceğiz. Ters çevirip çarpalım. 2 bölü 3 diye ters çevirip çarpmış olayım ben bunu arkadaşlarım. Bu şekilde yazalım bunu. Sonra eksi var. Bir de x küp bölü 3 var dostlarım. Sınırlarımız da 0'dan 1'e kadar. Şimdi önce 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1 yazarsak 1'in 3 bölü 2. kuvveti yine 1. 2 bölü 3 gelir. Eksi 1 yazarsak 1 bölü 3 gelir. Eksi 0 yazarsak da 0 çıkıyor. Oraya bakmaya gerek yok. En son sonucumuz ne çıktı? 1 bölü 3 geldi dostlar. 5 numaradayız. Bakalım ne yapacağız burada? Yine ilk önce isterseniz şurada ben bir bunların bir kesim noktasını bulalım. Ortak çözüm yapalım. X kare eksi 4x artı 5'miş bu. Diğeri de eksi x kare artı 4x artı 5'miş bu da. Şimdi 5'ler gitti. Bunu buraya alırsak 2x kare. Bunu buraya alırsak eksi 8x eşittir 0. Hatta 2'ye bölelim. X kare eksi 4x eşittir 0. Yani x parantezinde x eksi 4 eşittir 0.
Demek ki bunun bir kökü 0, bir kökü de 4 geldi dostlarım. Sınırlarımız 0'dan 4'e olacak. Tamamdır. Bunu bulduk. 0'dan 4'e. Şimdi hangisi üstte, hangisi altta? Aslında çok önemli değil arkadaşlarım. Biri üstte, biri altta olması çok çok sonucu en fazla işaretini değiştirecek. Biz de diyeceğiz ki eksi bulacağız mesela. Eksi 20 diye çıkacak sonuç. Ama biz artı 20 işaretleyeceğiz. Ya da eksi 61 bölü 3 çıkacak. Ama biz artıyı işaretleyeceğiz. Ama şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Bunun kolları aşağıya doğru olduğu için birisi şöyle bir fonksiyon, atıyorum şöyle bir şey, diğeri de şöyle bir şey. Yani üstteki her zaman kolları aşağıya doğru olan şu gx fonksiyonu üstte. O zaman ilk önce onu yazalım. Eksi x kare artı 4x artı 5 diyorum. Şimdi bunu da çıkartalım bundan. Yani eksiyle çarparak yazıyorum. Eksi x kare artı 4x eksi 5 olacak. Bizim integralimiz dx'i de yazdım. Bir satır daha şöyle 0'dan 4'e diyelim bunu. Ne oluyor? Eksi 2x kare artı 8x, 5'ler gitti arkadaşlarım. Bu kaldı en son integralimiz. Şimdi bunun da hemen integralini alalım. Şurada bir yerde devam edelim. Eksi 2 çarpı x küp bölü 3 artı 8 çarpı x kare bölü 2'den 4x kare. Sınırlarda 0'dan 4'e. Şimdi hadi 4'ü yazalım ilk önce x gördüğümüz yere. 4 yazarsak 64 bölü 3, bir de eksi 2 var. Eksi 128 bölü 3. Artı 4 yazarsam 4 kere 4 ne o 4? X kareydi bu. 16, 4 ile çarptım 64. Bir de 0 yazacağım ama 0 yazınca 0 çıkıyor zaten. O yüzden çok önemsemedim 0 arkadaşlarım. Devam ediyorum şimdi. Şurayı bulalım. 3 tane 64, 2 tane 64 çıkıyor, 1 tane 64 kalıyor. 64 bölü 3 çıktı. Sorumuzun cevabı dostlar. Geldik 7. köşe taşımızın son sorusuna. Fx eşittir x küp eğrisi ile diyor. Y eşittir 9x doğrusunun arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Ben yine arkadaşlarım önce bir şekil çizeyim. Nereyi sorduğunu bir anlayalım şekil çizerek dostlar. Hatta şekli de şöyle yukarıda bir yerde çizelim. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi y eşittir x küp eğrisi şöyle bir şey. Y eşittir 9x dediğimiz şeyde kardeşim şöyle bir şey olacak. Bakın ikisinin arasında kalan alan dediği yer şu iki parçadan bahsediyor bize dostlarım. Bu iki parçayı soruyormuş. Toplam alan dediğimiz yer burası. Şimdi biz yine sınırlarımızı bir bulalım. Yani bunları bir ortak çözelim. X küp eşittir 9x diyorum. X küp eksi 9x eşittir 0. X parantezinde x kare eksi 9 eşittir 0. Bir 0, bir 3, bir de eksi 3 çıkıyor. Demek ki kesiştikleri noktalardan biri eksi 3, biri 0, diğeri de 3 olacakmış arkadaşlarım. Şimdi bakın buna benzer bir şeyi yine bir köşe taşında yapmıştık. Şimdi şöyle yapacağım. Bir burayı, bir burayı bulmaktansa sadece şurayı bulacağım arkadaşlarım. Aynısı olduğu için 2 ile çarpacağım bir de bunu. Simetrik olduklarından dolayı aynısı gelecek. O zaman ben sadece şöyle 0'dan 3'e kadar olan kısmını bulayım. O da ne oldu? Üstteki hangisi doğru? Yani 9x üstte, x küp aşağıda olduğu için x küpü çıkarttım. Bu integralin sonucunu bulup 2 ile çarpacağım dostlarım. Hadi bulalım şimdi sonucumuzu. Önce integrali alıyorum. 9 çarpı x kare bölü 2 eksi x üzeri 4 bölü 4. Sınırlarımız da 0'dan 3'e. Şimdi hadi gelin ilk önce 3 yazalım. 3 yazarsak 3'ün karesi 9. 9 kere 9 81 bölü 2 eksi 3 yazarsak 3'ün 4. kuvveti yine 81 bölü 4. Eksi diyorum 0 yazınca da 0 geliyor zaten orayı salladık. Şimdi bu işlemin sonucu, şurayı 2 ile genişletelim, 162 olsun, 4 olsun. 162'den de 81 çıktı, 81 bölü 4 geldi. Ama biz nereyi bulduk? Burayı. Bunu bir de 81 bölü 4'ü bir de 2 ile çarparsam istediği 2 alanı bulacağım. Bunlar gitti, burada 2 kaldı. 81 bölü 2 çıktı sorumuzun cevabı.
Evet dostlarım, 7 numarayı da gömdük. Hemen çevirdim. 8 numara var burada. Bir de bunu gömelim birlikte. Bakalım ne diyor şimdi bu soru. Şimdi diyor ki eksi 3'ten 3'e fx eksi gx integralini bulun. Şimdi biz bunu tabii şöyle iki parçaya ayıralım. Bir şuradaki bölümü bulalım. A1 dediğimiz bölümü. Onun sınırları eksi 3'ten 1'e. Şöyle bir yazayım. Eksi 3'ten 1'e fx eksi gx artı bir de 1'den 3'e. Şu aralığı bulalım arkadaşlarım. 1'den 3'e fx eksi gx. Şimdi burada neye dikkat etmeniz lazım? Onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi fx eksi gx dediyse demek ki fx üstte gx'i aşağıda kabul etmiş. Ama böyle değilse çıkan sonuç negatif olacak. Yani şimdi bakın. Burada hangisi üstte? Şu eksi 3 ile 1 aralığına bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz şimdi. Kırmızı üstte, siyah altta. Yani gx üstte. Bunun yer değiştirmesi lazımdı normalde buradaki alanı bulurken. Peki ben buranın değerini bulurken ne çıkacak o zaman sonucum? A1 çıkacak ama eksi A1 çıkacak arkadaşlarım. Yani şuranın sonucu eksi A1 olacak. Eğer ki gx eksi fx deseydi o zaman artı A1 çıkacaktı. Peki şuraya gelelim şimdi. 1 ile 3 arasına bakıyoruz. Şu kısma bakıyoruz şimdi arkadaşlarım. Burada fx eksi gx demiş. Yani fx'i üste kabul etmiş. Peki öyle mi gerçekten? Fx üste mi arkadaşlarım? Bir bakalım. Evet, siyah üstte, kırmızı aşağıda. O zaman buranın sonucu direkt A2 çıkacak dostlar. Peki A1'imiz kaçmış? 12 vermiş. Demek ki burası eksi 12 artı A2'yi kaç vermiş? 8. Eksi 12 ile 8'in toplamı da eksi 4 yaptı. Şimdi ikinci sorudayız dostlarım ve yine benzer bir şeyler yapacağım burada arkadaşlar. Hadi bakalım neler yapacağız bir görelim. Şimdi ilk önce şunu bir görelim. 1'den 6'ya kadar. Şimdi 1 burası, 6 da burası. Ne istiyor? Gx ile hx. Gx ile hx. Yani kırmızıyla maviye bakın diyor arkadaşlarım. Bu maviyi üste kabul etmiş. Peki öyle mi gerçekten? Bakalım. Şuradaki aralıkta bakın kırmızı üste, mavi aşağıda. Demek ki A1 ile A2 çıkıyor buranın sonucu. Evet, A1 artı A2 çıkıyor. Ama bu maviyi üste kabul ediyor ama burada kırmızı üste. O yüzden ters işaretlisi olacak. Eksi A1 artı A2 gelecek. Şimdi şurayı bulalım. Fx ile gx'den bahsediyor arkadaşlarım. Fx ile gx. Yani yeşil ile maviye bakın diyor. 2 ile 7 aralığında. 2 burada, 7 de burada. Yeşil ile maviye. Yeşil üstte, mavi altta. Yeşil üstte ise tamam. Yeşili başa yazacağız, maviye aşağıya yazacağız. O zaman A2 ile A3'müş bu aralıktaki alan. Ve direkt kendisi çıkacak. Çünkü tam da biz de yeşili üstte, maviye altta kabul edecektik. O da öyle kabul etmiş. Demek ki bu da artı gelecek. Peki A1 ile A2'nin toplamı, 2 ile 8'in toplamı 10. Eksi var, eksi 10. A2 ile A3'ün toplamı, 8 ile 4'ün toplamı 12. Artı olduğu için artı 12. Bunların da toplamı 2 yaptı dostlar. Cevabım Adana'dan geldi. Evet, bu videoda da iki köşe taşı gömmüş olalım arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya hocam, kontürümüz bitiyor, çok çok uzun uzun çözmeyin diye. Ben de biraz kısaltmaya çalışayım. Bir sonraki videoda bir iki tane daha gömeriz. Hadi kolay gelsin, görüşürüz dostlar.